Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet değerli izleyenler Kayser Spor Galatasaray karşılaşması ile ilgili başlıklar nasıl hemen bir kez daha gazetelere dönelim. E, fanatik Tiasun Sağdan Buruk Siftah ifadesi yer alıyor. Galatasaray'ın yeni ön liberosu 11'de ilk maçına Kayseri'de çıktı. 90 dakika sahada kalan Asunsao iyi bir kumaşa sahip olduğunu gösterse de sürekli değişen orta sahada etkisiz kaldı. Sarı Kırmızıların transferi son gününde kadrosuna kattı. Asunsao sakatlığını atlattıktan sonra formasına kavuştu. Taraftarların performansını büyük bir merak, taraftarların performansını büyük bir merakla beklediği 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Kayserispor e, deplasmanında ilk 11'deydi. Asunsa maça iyi başlasa da üst üste gelen gollerin ardından etkisini kaybetti. Bu durumdaki en büyük etkenlerden biri yapılan değişikliklerle orta sahada oynadığı isimlerin sürekli değişmesiydi. 90 dakika sahada kalan Nasun Sao genel olarak iyi bir kumaşa sahip olduğunu gösterse de 3 farklı skorun ardından büyük üzüntü yaşadı. Pas en iyisi %90.9'luk ee, başarılı pas oranıyla bu alanda sahanın en iyisi olan Asun Sao girdiği 9 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Bir şut pası verip bir şut denemesinde bulunan genç ön libero, işin savunma boyutundaysa bir top kapma ve bir uzaklaştırma ile oynadı. Sao 59. dakikada sarı kart gördü ifadesi yer alıyor. Hemen şu üstteki yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tunç Kayacı yazmış. Daha ne kadar sabır. Kayseri Alanya Spor yenilgisinin darbesiyle gelen Galatasaray'ın ilk yarıdaki futboluna baktığımızda değişen bir kadro olsa da futbol adına değişen bir şey göremedik. Özellikle şu tespiti yapalım. Galatasaray'da santrafor ve kaleci olmak büyük kabus. Çünkü bu ikilinin arasında kalan bölgede görevini layıkıyla yapan oyuncu yok gibi. Açıkçası herkes çabalıyor gibi görünüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Şampiyonluğa oynayan kadronun futbolcuları vasatla yetinmez, daha üstüne çıkmak zorunda. Dolayısıyla sahadaki bu yetersizlik de skor olarak tabelaya yansıyor. Fatih Hoca sabır diyor. Ama taraftar bu oyuna, bu skora, bu futbolculara ne kadar sabreder merak ediyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Burak Elmas bile dayanamadı. Fatih Terim ile görüşmeye. Üst üste alınan kötü sonuçlar derken en sonunda Kayseri Spor'a 3-0'lık ezici yenilgiye artık Burak Elmas bile dayanamadı. Sürekli takımı geri olmasından, süreye ihtiyacından bahseden Burak Elmas bu kadar kötü oyun sonrasında tepkisini dile getirdi. Yaz transfer döneminde 30 milyon euro yatırım yapılan takımdan eser olmamasından, sürekli yanlış tercihlerden bahseden Burak Elmas taraftarların tepkisini şimdiden toplandığını düşünüyor. Kayseri spor maçı sonrasında Florida savaş saatlerinde görüşme gerçekleştirdiği söylenen Burak Elmas. Daha 6. haftada taraftarların tepkisini çekmeye başladık. Oyun olarak hala kadro istikrarımız yok. Neredeyse her maç 5-6 farklı oyuncular sahada oluyor. Bu durum böyle devam etmemeli hocam dediği söyleniyor. Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, ocağa kadar süre istemesi de Burak Elmas tarafından çok fazla olumlu karşılanmadı. İstediği futbolcuları alan ve karşılığını alamayan Burak Elmas yönetimindeki bazı isimler eğer böyle devam ederse farklı hoca bakmaya başlayabiliriz. Başkanım dese de Burak Elmas'ın şu anlık böyle bir düşüncesi olmadığı biliniyor. Gerçekten eğer durum böyle devam ederse acaba sonuçlar ne olacak? Denildiği gibi Ocak ayına kadar takım hala düzelmezse, lider ile aramızdaki puan farkı çift tanelere çıkarsa bu durum devam edilip sezon heba mı edilecek acaba? Bu soruyu ben bile düşünmeye başladım. Sizin fikrinizi gerçekten de merak ediyorum dostlarım. Sizce Ocak ayına kadar durum düzelir mi? Takım istenilen seviyeye çıkar mı? Son 32 yılında en kötü Galatasaray. Özellikle Alanya Spor maçındaki futbol, oyunculara verilen tepki tartışmalara sebep olurken sonrasında yönetim ise kenetlenme mesajı verdi. Taraftarlar da sosyal medyada birlik çağrısı yaparken Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a çok kritik bir maç oynadı. Yine eli boşlanan Fatih Terim'in ekibi şu ana kadar ligdeki galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanda kaldı. Galatasaray 6. haftadan puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötülük başlangıcına imza atmış oldu. Sarı Kırmızılar 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Cimbom 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti. Ema Ecak Deren'de flash paylaşım geldi. Alanya Spor maçı öncesi yaptığı paylaşım yüzünden maç kadrosuna alınmayan Enbay Cagney dün oynanan Kayseri Spor maçının ikinci yarısında görev aldı. Senegal'li futbolcu Yelgin'in ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli golcü. Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen size de ihtiyacımız var ama hayal kırıklığına uğradık yolda. Ve bu yolda bize uygun birçok oyun var. İnşallah bir sonraki oyunda her şey yoluna girecek. Mesajını paylaşarak taraftarlardan destek istedi. Felipe Melo'dan da bir paylaşım geldi. Melo Galatasaray'ın bir paylaşımının altına aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeter ki inanalım ve destek verelim. Yorumunda bulundu. 4 haftadır kazanamayan Galatasaray 8 puanla 11. sırada yer alıyor. Galatasaray'da da kimlik bunalımı tam 26 farklı futbolcu. İstediği sonuçları alamayan Galatasaray kadro istikrarını da sağlayamadı. Sarı Kırmızılar pazar günü alayın sporu 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye Markao, Arda, Boy, Barış Alper, Berkan, Çıkıldağ ve Halil eksikliğiyle gelirken Kayseri deplasmanında da takımın yarısından fazlası değişti. 3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim, Alpastan, Asun Şah, Emre Kılıç, Feguli, Oğulcan ve Muhammed'i gün oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu. Ancak bu de beklenen veremedi ve 3-0 yenildi. Sabahın haberine göre bunlarla birlikte son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda Galatasaray'ın yaptığı toplam değişiklik sayısı 10 oldu. Sezonu erken açan ve 14 Haziran'da çimler ayak basan Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı ilk 11 sürdü. 26 farklı futbolcuya şans veren Terim aynı zamanda liginde en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktör durumunda bulunuyor. Gazetelere göre bir transfer haberimiz daha var. Galatasaray'a Brezilyalı orta saha transfer Ocak ayında gerçekleşecek. Deneyimli teknik adam Fatih Kerim yönetime orta sahaya bir takviye yapılması gerektiğini iletti. Yaz transfer döneminde birçok oyuncu takıma kazandıran Galatasaray bu kez deneyimli ve performans tartışılmayacak bir ismi kadrosuna katacak. Bu kapsamda Galatasaray yaz transfer döneminde de gündemde olan Brezilyalı orta sahacın harekete geçti. Sezon başında Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Paulinho için kolları sıvayan Cimbom, deneyimli futbolcunun kulübü Alahli ile sözleşmesini feshetmesinin ardından çalışmaları da hızlandırdı. Öte yandan İspanyol basından çıkan haberlere göre Galatasaray, oyuncuya teklif götürerek erkenden prensip anlaşmasına varmak ve Ocak ayında transferi noktalamak istiyor. Ayrıca 33 yaşındaki oyuncu ile ABD kulübü Los Angeles Galaxy ve ülkesinden Corinthians'ta ilgileniyor. Polonyalı sözleşmesini feshedildiğini açıklamada oyuncunun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığını belirtirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı feshetme yoluna gittiğini belirtmişti.